Burada Hamza Nesli CHP var. Resmen Hamza Nesli CHP adayı olduğunu halka inandırarak cahil insanlarımıza benim hala CHP'de olduğumun inancını vererek kendisine oy almaya çalışıyor. Edirne Belediye Başkanı ve DSP Belediye Başkanı adayı Hamdi Sedevçi, kendisinin 2009 yılına ait broşürlerinin CHP adayı tarafından dağıtıldığını öne sürerek, CHP adayı benim hala CHP'de olduğumu halka inandırarak insanların CHP'ye oy vermesini istiyor, dedi. CHP Belediye Başkanı adayı Recep Gürkan'ı sert sözlerle eleştiren Sedevçi, Gürkan'ın projeleri arasında yer alan pazar yerinin altının otopark olarak düzenlenmesi, raylı sistem ve eski elektrik fabrikası binasının nikah salonu olarak kullanılmasının hayal olduğunu kaydetti. Pazartesi pazarının üstünü kapatacağım diyor. Üstü kapalı şu an arkadaşlar. Onun dahi farkında olmayan bir adam şu an aday olarak Edirne'de geziyor. Ve bu adam aşağısına otopark yapacağım diyor. Beyler yapamaz. Orası bölgesidir. Anıtlar kurulunu izlemeden orada çivi çakma şansın yoktur. Bunu resmen insanlara vaatte bulunuyor. Yapacağım diyor. Raylı sistem yapacağım diyor insanlara. Bir yalan daha söylüyor. Edirne'ye ben bir süre önce raylı sistem çalışması yaptırdım. Edirne şu an günlük bir iş 65 bin kişi olduğundan hiçbir yatırımcı firma zararına bu işi yapmıyor. 100 bin bir iş olmadan günde, hani nüfus 200 binlere ulaşmadan Edirne hiçbir yatırımcı gelip de raylı sistemi kurmaz. Kimse Edirne'ye zarar çay bir işletmede 50-60 milyon lira para harcamaz. Raylı sistemi biliyorsunuz özel sektör yapıyor. Özel sektörde parasız, karsız bir işe delilik yaparak girmesi şansı iş olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. Bu adam yalan söylemeye devam ediyor. Elektrik fabrikasının olduğu yeri biliyorsunuz. Eski atölye binası bizim Edirne Belediyesi'nin hemen köprünün sağındaki eski binamız. Orayı nikah dairesi yapacağım diyor. Yapamaz. Adam hala yalan söylemeye devam ediyor. Kendisinin mal beyanında bulunduğunu, tüm belediye başkan adaylarının mal beyanında bulunmasını isteyen Başkan Sedevçi, CHP adayı Gürkan'a yüklenerek bu adamın hayatı yalan hikayesi şeklinde konuştu. Üniversite yer aldım. 7 yılda bir kez Karaca gelip kahvede çay içtim mi? Ve de ben mal beyanlarımı açıklıyorum, malımı açıklıyorum ben. Param bulumu açıklıyorum ben. Sizlere mal beyanımı bugün veriyor arkadaşlarımız. Belki verdiler. Tüm adayların da mal beyanını açıklamasını istiyorum. Kimde ne var, kimde ne yok halk görsün. Bunları ben özel talep ediyorum, istiyorum. Ve ben halka bunları anlatıyorum. Kendimi afişe ediyorum. Benim malım kimde varsa halkın bilmesini istiyorum. Tüm adayların da bunu yapmasını eğer yürekleri yetiyorsa temenni ediyorum. AK Parti İl Başkanı'yla gece saatlerinde evinde görüştüğünün iddia edildiğini belirten Sedevçi, bunun ispatlanmasını isteyerek CHP adayı Recep Gürkan'ın 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'ye çalıştığını öne sürdü. Saat 3'te AK Parti'nin İl Başkanı benim evimde ne arıyormuş? AK Parti İl Başkanı'nın evimde 3'te gelmedi. Onunla bir daha görüşme iş yapmadım. Yalan söyleyen şerefsizdir. İspatlaması şerefsizdir. Bir yalanlarla, dolanlarla Akif Bey pazarlık yaptığımın imasını yayan insanlara yayarak puan toplamak hiçbir insanın namusu insanın adı değildir. Teknoloji gelişti. Telefonlarımız var. Kazem görüşme olsa sahnesinde telefonla fotoğraflama şansı var mı? Var. Anlaşan şerefsizdir. Söyleyen şerefsizdir. Tek lira paralamışsam şerefsizim. Ama bunu söyleyenler de ispatlamayan da şerefsizken şerefsizdir. 2004'te AKP'ye destek veren, oy veren, danışmanlık yapan sensin be adam. Ben değilim. Benim ayağımda AK Partilik yok. Senin bayanda var. Sen kendine bak.